5 yıldır bir adalet mücadelesi yürütüyoruz. 805 gündür de adaletin kaybolduğu Adalet Sarayı'nın önünde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu süreçten sonra ben adalet mücadelemizi Ankara'da sürdüreceğim. Anne de adalet gelene kadar, adalet tecelli edene kadar Şanlıurfa Adalet Sarayı'nın da mücadelesini sürdürecektir. Dün Adalet Bakanı değişti. Yerine Yılmaz Tuç geldi. Bizim burada çağrımız, talebimiz tebrikleri kabul etmesin. Ülkede genel bir adaletsizlik var. Ülkede üstünlerin hukuku işleniyor. Türkiye'de en büyük adaletsizlik de Şanlıurfa'da meydana geliyor. Daha önce görüşümüz bütün yetkililer bize söylediği tek şey, her şey zamanı gelince ortaya çıkacak. Artık biz de diyoruz gerçeklerin ortaya çıkma zamanı gelmiştir. Olayımız üzerinde olayın aydınlatılmasını engellemek için önceki İçişleri Bakanı değişti. Katliamın faili, katliamın azmettiricisi olan milletvekili, milletvekilliği bitti. Parti içinde dışlanıyor, üstü çizilmiştir. Geriye bütün görev yargıya düşüyor. Sana güvenlik kamera kayıtları çalınmamıştır. Devletin arşivinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Artık bu saatten sonra olayın aydınlatılmasını engelleyen herkes bu suça, bu katliama ortak oluyor. Yeni gelen Adalet Bakanı gereğini yerine getirmezse bu pankartımızla annemle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu pankartımızı açacağız. Geç gelen adalet, adalet değildir. Ortada üstünlerin talimatı işleniyor. Bir kardeşimiz 5 yıldır hala tek kişilik hücrede tutuklu bulunuyor.